Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberinde güncelleme yaptı. Karantina süreleri değiştirildi. Buna göre yakın temaslı olanlar artık 14 değil 10 gün karantinada kalacak. Rehbere göre herhangi bir belirti göstermeyen kişilerin karantinası test yapılmaksızın 10. günün sonunda bitecek. PCR testi en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilecek. Teşekkür ederim. PCR testi negatif çıkan ve belirti göstermeyen kişilerde ise 7. günün sonunda karantina sonlandırılacak. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilecek. Bu uygulama yaşlı bakım evlerini, ceza infaz kurumlarını, bağışıklığı düşük hastaları kapsamayacak. Rehberde ayrıca iş yerlerinin de 4 metrekareye bir kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmesi uyarısı da yapıldı. Kısıtlama döneminde lokantaların hizmet saatlerinde değişiklik yapıldı. Bundan böyle lokantalar sabah 10'dan gece 24'e kadar paket servisi yapabilecek. İçişleri Bakanlığı çocuk ve gençlerin seyahatleriyle ilgili soru işaretlerine de açıklık getirdi. Lokantaların hizmet saatleri değişti. Mesai süresi 4 saat uzatıldı. Lokanta, restoran gibi işletmeler sabah 10'da açılacak. Gece 24'e kadar paket servis yapabilecek. İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleriyle ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt verdi. O sorulardan biri de lokantaların çalışma saatleriyle ilgiliydi. Bakanlık mesai saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Daha önce 20'de sona eren paket servis hizmetinin 24'e kadar uzatıldığı açıklandı. Karar internetten yemek ve market hizmeti veren firmaları da kapsıyor. Bakanlığa yöneltilen sorulardan biri de çocuk ve gençlerin seyahatleriyle ilgiliydi. Buna göre ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler tek başına seyahat edebilecek. Ancak sadece şehirler arası toplu ulaşım aracı kullanmak ve ailelerinin bulunduğu yere gitmek şartıyla. 20 yaş altı gençler ve çocuklarsa yanlarında ebeveynleriyle herhangi bir belge aranmaksızın yolculuk yapabilecek. Apartman ve site görevlileri görevli bulundukları yerlere gidiş geliş güzergahında kısıtlamadan muaf tutulacak. Yarış atlarının bakımıyla ilgilenenlere haşere ve zararlı böceklere karşı